Herkese selamlar. Sezonumuzu açtık. Tabii sezonu hiç kapatmayanlar da vardı. Yaz kış kullananlar da vardı ama en azından keyifli sürebileceğimiz hava koşullarını yakaladık. Sezonumuza girdik ve sezonu yeni bir cihazla merhaba diyoruz. Şu an karşınızda Mantis 10 var. Evet, baktığınız zaman Mantis 8'e çok benziyor. Kasa olarak birebir demesek de birbirlerine benzeyen çok özellikleri var. Şimdi kısaca size teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Mantis 10'umuz 1000-1000 olarak 2000 watt motor gücüne sahip. 60 volt, bakın burası çok önemli. 60 volt 18 amper pili var. Bu pil sayesinde kalkışı çok iyi, top speed'i çok iyi ve en çok da tabii ki de bizi ilgilendiren kısım menzili. Bu boyuttaki bir scooter için bence çok iddialı. Toplam size 60-65 kilometre bir menzil sağlıyor. Bu da günlük hayatınızda şehir içinde yapacağınız tüm işleri tek bir şarjla bitirmenize olanak sağlar. Yine tabii ki de kabonun en güzel özelliklerinden biri, scooter'ın yine her tarafını ışıklarla kaplamışlar. Altında, önünde, arkasında, tepede vesaire, yani gece sürüşlerinde de fazlasıyla rahat bir sürüş yapabilirsiniz. Gerek sizin sürüşünüz, gerekse dışarıdan araçların sizi görebilmesi için gayet her tarafı ışıl ışıl. Onun dışında en çok beklediğiniz özelliklerden bir tanesi, bu kesinlikle benim de öyleydi. Şimdi bu Eco Turbo, Single, Dual tuşlarımızı açık mı kapalı mı olduğunu anlayamıyorduk ya. İşte yeni gelen serilerde buna ışık yaptılar. Açıksa mavi bir ışık yanıyor, kapalıysa ışık yanmıyor. Buradan tek çekerde mi, çift çekerde mi veya Eco'da mı, Turbo'da mı diye görebiliyorsunuz. Yine arkada sinyallerimiz vesaire var. Şimdi cihazımız, biraz buna değinmek istiyorum. Yine ön arka disk tren tabii kesinlikle ama tel disk, yani hidrolik değil, tel fren sistemimiz var. Birçok kişi cihazı tercih ederken işte tel hani durdurur mu, olur mu diyor ama çok yeterli bir fren sistemi var. Gerçekten ben burada birçok şeyde, zaten videolarda izlemişsinizdir, birçok hızlarda, yüksek hızlarda fren yaptığımda çok yeterli bir şekilde durmak istediğim yerde duruyor. Ama onun dışında yine siz ben içim rahat etmiyor derseniz hidrolik disk frene sonradan çevirtebiliyorsunuz. Yani yedek parçalarını alıp EcoVolt mağazalarında hidrolik frene çevirebiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Ama benim şahsi fikrim fazlasıyla yeterli bir fren sistemi. Lastikleri tabii ki de motorlar büyüdüğü için 1000 watt, 1000 watt, 2000 watt bir motor hacmi olduğu için lastikler de jantlar da haliyle büyüdü. Bu da ne yapıyor? İnanılmaz derecede güzel bir size yol tutuşu sağlıyor ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Şimdi konfor demişken de şunu hemen değineyim. Böyle biraz hızlı geçmek istiyorum aslında özellikleri. Çünkü sürüş o kadar zevkli bir scooter ki bir an önce böyle sürüşe geçelim. O sürüşteki keyfi, o sürüşteki performansı size de aktarabileyim istiyorum. Şimdi konfor derken süspansiyonlara değiniyoruz. Zaten Mantis'in kasa itibariyle süspansiyonları o kadar güzel ki ne çok esniyor ne de çok sert. Yani o kadar güzel tutturmuşlar ki o ara şeyi. Yani siz isterseniz asfalt yolda çok dengeli bir şekilde de gidebiliyorsunuz. İsterseniz de şu an bulunduğumuz ve videolardan izlediğiniz şekilde arazi yollarında da konforlu bir sürüş yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Arnavut kaldırımı gibi bir yolda veya bozuk bir asfaltta sürüş yaptığınızda da süspansiyonlar hiçbir şekilde sizin dengenizi bozabilecek bir güç aktarmıyor elinize ve bileklerinize. Harici, şimdi elimiz bileğimiz dedik. Benim en çok, ben Walk Warrior kullanıyorum zaten, Instagram'dan takip edenler bilir. Benim en çok şikayet ettiğim şey böyle 30-40 kilometre uzun yolculuklarımda şu avuç içlerim bir yerden sonra ağrıyor. Çünkü benim boyum uzun. 1.88 benim boyum. İster istemez yukarıdan aşağı bir baskı yapıyorum sıkı tutunabilmek için. Mantis 10'da bunu elcikleri sünger yapmışlar. Bu da sizin elinize gelebilecek herhangi bir titreşim, herhangi bir darbeyi süngerler emip çok konforlu bir şekilde uzun seyahatler yapmanızı sağlıyorsunuz. Bunu kısa mesafelerde çok hissetmezsiniz belki ama benim gibi uzun mesafe elektrikli scooter sürenler bu söylediğimi çok iyi anlayacaktır. Tabii ki de diğer scooterlarda da üzerine bir sünger geçirip bunu sağlayabilirsiniz ama Mantis 10'umuzda bunu direkt üzerine koymuşlar. Kontrol ve tuşlardan hiç bahsetmiyorum. Bunlar artık tüm scooterlarımızda aynı zaten. Yine aynı şekilde gelmiş. Sadece dediğimiz gibi artık Eco Turbo ve Single Dual tuşlarımızda bir LED'imiz var. Aktif olup olmadığını görebiliyoruz. Batarya büyüdüğü için, yani içerisinde gerçekten bu boyuta göre ciddi büyük bir batarya olduğu için haliyle şasemiz biraz uzamış. Şasenin uzaması ne gibi avantajları olmuş?
Bir denge, inanılmaz derecede dengesi artmış cihazın ve tabii ki de genişleme olmadığı için yine iki ayağınızı aslında eskisinde de öyle iki ayağınızı çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Hiç problem yok. Lastiklerimiz yol lastiği, yani üzerinde gelen lastiklerimiz yol lastiği. Zaten bu tarz bir skuterı çok fazla off-road'da kullanacağınızı düşünmediğim için gayet ideal ve yol tutuşu çok güzel lastikler. Gerek frenlemede gerek virajlarda gayet iyi. Onun dışında dediğimiz gibi yine sizin sormak istediğiniz sorular varsa aşağı kısma yorum kısmına bırakıp veya EcoVolt bayilerini arayıp kafanıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Diğer özelliklerini de EcoVolt internet sitesinden veya Instagram sayfasından bakabilirsiniz. Bir de sizden ricam olacak. 1000 aboneye ulaştık. Şu an videoyu durdurup veya ben kısa süre bekleyeyim. Bir videoyu beğenip bir de abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde daha fazla kişiye bu bilgilendirici videolarımız, tanıtım videolarımız ulaşmış olur. Takip ettiğinizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi biraz yol videolarına bırakalım. Biraz bir top speed zorlayalım. Biraz bir yokuş çıkalım. Çok ufaktan böyle bir ormana girelim. Bakalım engebeli yollarda neler yapıyor. Bunları size gösterip videomuzu bitirelim. Yine dediğim gibi EcoVolt bayilerinden bu cihazı test edebiliyorsunuz. Kesinlikle bakın ne alırsanız alın. İsterseniz en büyük cihaz, isterseniz en ufak cihaz hiç fark etmez. Çünkü benim için en iyi olan cihaz sizin için iyi olmayabilir. Çünkü bu ne istediğinize bağlı, boyunuza bağlı, kilonuza bağlı. Bu yüzden kesinlikle EcoVolt bayilerinden almak istediğiniz cihazları test edin ve size uygun olan cihazı alın. Çünkü sonuç itibariyle bu sizin ulaşım aracınız gibi olacak. Yani kimisi için hobi, kimisi için ulaşım aracı. Bu yüzden bunun üzerinde rahat etmeniz ve keyifli bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Ufak da bir not geçireyim. Artık biz bu videolara 1,5 sene önce başladığımızda çok fazla aktif kullanıcı yoktu ama şu an görüyorum bir senede 1500-2000 kilometre yapan aktif kullanıcılarımız var. Bundan dolayı lütfen kask ve eldiven, dizlik kullanmayı unutmayın. Ben dizlik kullanmıyorum bugün affınıza sığınarak eldiven ve kaskla çünkü çok atraksiyonlu bir yolculuk yapmıyoruz burada ve trafiğe kapalı alanlar zaten burası. Lütfen bunlara da dikkat edelim çünkü 20-30 km hızla bile bir yaptığımız kazada ufak tefek yani ciddi yaralanmalar olabilir. Bu her şey için böyle geçerli. Size bu sezonda keyifli, mutlu, böyle güzel yolculuklar diliyorum. Umarım böyle yüzlerce, binlerce kilometreleriniz olur. Şimdi sizi sürüş videolarıyla baş başa bırakıyoruz. Süper ya, çok eğlenceli. Yani bunun yolu burası olmamasına rağmen biz burada kullanıyoruz. Çünkü ben bu tarz yollarda daha çok keyif alıyorum. Düz asfalttan kullanmaktansa böyle engebeli arazilerde. Ama yoruyor. O zaman biraz asfalta mı çıksak ne yapsak ya? Biraz asfalta çıkalım. Hadi bakalım.